Dinleyenlerimiz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde düzenlenen Sağlık Olsun programından sesleniyoruz sizlere. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı bütün dinleyenlerimizi ve izleyenlerimizi selamlıyoruz. Yayınımız Afyon Gün FM'in yanı sıra Afyon Gün FM'in Facebook ve Instagram hesaplarından da canlı olarak sizlere ulaşıyor. Ve konuğumuzu hemen duyuralım. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Şule Çilekar'la beraberiz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizinle içinde bulunduğumuz verem hastalığı farkındalık haftası dolayısıyla beraberiz ve verem hastalığını enine boyuna konuşacağız. Evet. İlk olarak verem hastalığının ne kadar eski bir hastalık olduğunu size sormak isterim. Evet. Çünkü hepimizin yakinen bildiği bir hastalık. Detaylarını da sizden öğrenelim. Neler söylersiniz? Verem hastalığı günümüzde de var, geçmişte de çok eskilerde de vardı. Hatta o kadar eski ki ta Mısırlarda mumyalanmış olan mumyalarda bazılarında incelendiği zaman verem hastalığına bağlı ölüm olduğu ya da verem hastalığı olduğu çıkmış. Yani Mısırlara kadar dayanmakta bu. Ve neredeyse son 40-50 yıla kadar da tedavisi olmayan bir hastalıktı. Çok eskilere dayanmakta yani. Ta Mısırlara kadar dayanmakta. Evet. Bu hastalığın ne olduğunu da dinleyicilerimize paylaşalım. Evet. Neler söylersiniz? Şimdi verem hastalığı, verem mikrobunun solunum yoluyla bulaşmasıyla oluşan bir hastalık. Bulaşıcı bir hastalıktır. Vücutta bütün organları tutabilir ama en çok akciğerleri tutmakta. %60 ila 70 oranında akciğerlerde hastalık yapmakta. Fakat akciğer dışında birçok organları tutabilir. Akciğer zarlarını, vücuttaki lenf bezlerini, beyin zarını, beyni, kemikleri, böbrekleri, kalp zarını, yani bütün organları tutabiliyor ama en çok akciğerleri tutuyor. Evet. Solunum yoluyla bulaşan bir hastalık kendisi. Hı hı. Önemli bir halk sağlığı sorunudur verem hastalığı. Dünyada yılda 10 milyon her yıl yeni verem hastası olmaktadır ve gene dünyada ilk 10 ölüm nedeni arasında sayılmaktadır. Tabii gelişmiş ülkelerde neredeyse yok gibi, fakat gelişmekte olan ve geri kalmış Afrika, Asya ülkelerinde çok fazla var. Hı hı. Türkiye'de de son 5 yılda sayı çok azaldı ama var gene sayı. 2005 yılında yaklaşık 20 bin hasta varken 2018 yılında 11 bin kadar hasta varmış. Gittikçe azalıyor yani. Evet. Durum bu. Ama hastalık da etkisini sürdürüyor. Hastalık etkisini sürdürüyor. Azalmakla beraber vakalarımız çok gene var. Solunum yoluyla bulaşır dediniz. Evet. Hastalar hastalığı bulaştırır mı? Bu konuya ilişkin neler söylersiniz? Hastalar hastalığı bulaştırıyorlar. Bu damlacık yoluyla bulaşıyor. Özellikle akciğerleri hasta olan verem hastaları tarafından bulaşır. Vücudun farklı yerlerinde ise o kadar bulaştırıcı değil. Akciğer tüberkülozunda hastalar damlacık yoluyla bu hastalığı bulaştırıyorlar. Çünkü 5 mikrondan küçük verem mikrobu, bakteri, Mycobacterium tuberculosis adını verdiğimiz bir mikrop. Ve bu havada asılı kalıyor. Dolayısıyla özellikle havalanmayan, güneş almayan yerlerde bulaş daha fazla oluyor. Öksürmekle, konuşmakla, hasta kişinin öksürmesi de konuşmasıyla etrafa yayılıyor bu damlacıklar. Özellikle trakea ya da akciğerin üst kısımlarında ise, trakea veremi yani akciğerin en üst soluk borusunda ise en çok bu hastalar bulaştırıcı oluyor. Tedavi olana kadar gene en çok bu hastalar bulaştırıcı oluyor. Evet. Bunun için hastalığı taşıyanların ve etrafının dikkatli olması lazım. Dikkat etmesi lazım, evet. Kimler daha riskli ve kimler daha dikkatli olmalı? Kimler daha riskli? Bağışıklığı düşük olan herkes çok riskli. Mesela kimlerin bağışıklığı düşük? İşte AIDS hastaları özellikle çok riskli. AIDS hastalığı demeyeyim de AIDS mikrobu vücudunda taşıyan kişiler. Çünkü artık AIDS'de tedavilerle uzun süre bu hastalar yaşayabiliyorlar. Kanser hastaları, 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün yanında şeker, tansiyon gibi hastalığı olanlar, çocuklar, hamileler. Sonra romatizmal hastalığı olup bu hastalık için bağışıklık düşürücü ilaç kullanan insanlar var. Bunlar
kemoterapi alan kanser hastaları, kemoterapi almasa da gene kanser olan kişiler, zayıf, normal kilo ağırlığı, vücut ve body mass index dediğimiz bizim vücut boy ağırlık oranımız var. Bu normalin altında olan zayıf kişiler, beslenme yetersizliği olan kişiler, bu kişilere bulaşma riski daha fazla, daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu açıdan hani öksürük ya da işte buna bağlı, verime bağlı bulgular olduğu zaman daha dikkatli olmaları gerekiyor. Akıllarında olması gerekiyor. Belirtilerini de sıralarsak herhalde dinleyenlerimiz daha bilgilenmiş olur. Evet, verem hastalığının belirtileri gece terlemesi, kilo kaybı ve ateş oluyor bu hastalarda genelde. Bir de halsizlik ve yorgunluk çok fazla oluyor. Fakat gece terlemesi veremde çok tipiktir. Onun dışında ateş olur. Ateş olduğu zaman hasta üşüme hisseder daha çok. Kanser, akciğer kanseriyle özellikle çok karışır bulguları. Ama gece terlemesi bu hastalıkta çok tipiktir. Evet. Ve kilo kaybı olur hastalarda. En spesifik olur. Belirtiler bunlar. Evet, iştahsızlık, halsizlik olur. Toplumu nasıl koruruz diye soracağım ama önce şunu merak ediyorum. Veremden ölüm olur mu hocam? Yani şöyle, aslında tedavi olabilen bir hastalık. Eğer tedavide geç kalınmışsa ya da kişinin bağışıklık sistemi o kadar düşkün ki tedavinize cevap veremeyebilir. Bir de şöyle, bazı verem mikropları ilaçlara dirençli olabiliyor. Zaten bütün verem mikropları hastada verem teşhisi konulduğunda, verem mikrobu üretildiğinde verem ilaçlarına duyarlı mı diye testleri yapılıyor. Ve eğer verem ilaçlarına duyarlı ise standart bir ilaç protokolü var. Bu uygulanıyor. İlaca dirençli bir verem değilse geçer. 6 ay içinde gayet tedavi olup geçiyor. Fakat ilaca dirençli bir verem söz konusuysa bu sıkıntı yapabilir. Komplikasyonlar oluşabiliyor. Bazen ilaçlar böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi sıkıntılar yapabiliyor. Bunlarla düzgün bir protokolle baş edebilmek lazım. Bu tarz durumlar olduğu zaman ölüm olabiliyor ama çok nadir, çok az. Çünkü şu anda günümüzde yani çok güzel tedavi edilip takip ediliyor hastalar. Evet. Toplumu nasıl koruruz? Bunu da dinleyicilerimize paylaşalım. Toplumu nasıl koruruz? Şimdi şöyle, mesela diyelim sık öksüren biri var, verem ya da işte verem şüpheli. Bir kere bu kişinin ya da bu kişilerin bir arada toplumda toplu yaşayan kişilerin aynı evde diyelim mesela sık havalanması, güneş alması lazım evin. Aynı zamanda bağışıklığı güçlü tutmak lazım. Bağışıklık çünkü düştüğü zaman verem hastalığı ortaya çıkabiliyor. Çünkü çocukken verem mikrobunu almayanımız yoktur. %90 kişi alıyor. Ve bunun %25'i, bu insanların 1/4'ünün akciğerlerinde verem uyuyor, verem mikrobu. Bağışıklık düştüğü zaman bu tekrar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bağışıklığın hep güçlü olması lazım. İşte düzgün beslenmek, yeterli uyku, sağlıklı bir hayat, işte sigaradan uzak bir hayat diyeyim. Bir de öksürük adabı diye bir şey var bizde de özellikle olması gereken, aslında birçok kişinin bildiği. İşte böyle öksüren kişinin ağzını kapatarak öksürmesi çok önemli. Onun dışında mesela immün sistemi, bağışıklığı düşürücü bir tedavi alıyorsak ya da böyle bir hastalığımız varsa en ufak öksürük, kilo kaybı, gece terlemesi bu tarz şikayetlerde göğüs hastalıklarına başvurmak gerekiyor. Evet, ihmal edilmemeli. İhmal edilmemesi gerekiyor, evet. Peki ilaçları var mı ve ilaçların yan etkileri konusunda neler söylersiniz? Evet, verem hastalığının ilaçları var. Standart bu ilaçlar. Bu ilaçları başlayıp 2 ay sonra bir genelde veremle ilgili hastalığı devam ediyor mu, işte mikrop daha doğrusu hastada hala var mı diye kontroller yapılıyor. Eğer burada 2. ayın kontrolünde temiz çıkarsa hasta tedaviye devam ediliyor. Genelde de temiz çıkıyor zaten. Bu ilaçlara başlanmadan önce dediğim gibi ilk önce zaten hastanın balgamında verem mikrobu var mı diye bakılıyor. Ve teşhis genelde bu şekilde konulur zaten. Balgamda mikrop ürerse eğer, bunlar hangi ilaçlara duyarlı, verem ilaçlarına, bunlar saptanıyor ve buna göre tedavi başlanıyor. İlaçların yan etkileri çok.
Bu arada Verem Savaş dispanserleri verir Verem tedavilerini. Biz evet. ve onlar ortak takip ederiz hastaları. Hasta günlük ilacını kullanıyor mu diye günlük kontrol ediliyor Verem Savaş dispanserleri tarafından. Ya yanlarında kullandırtıyorlar ya o gün içtikçe hasta videosunu gönderebiliyor gibi. Çünkü bunun 6 ay boyunca hiç unutmadan ilaçların kullanılması çok önemli. Ve eğer aralarda ilaç unutulursa veren mikrop çok akıllı bir mikrop. Güçlenebiliyor, tekrar, şekil değiştirebiliyor ve evet. bu sefer ilacı dirençli bir hale gelebiliyor. 9-10 tane bu var günde. Genelde bu aynı anda hepsi aç karnına içilmesi isteniyor hastalarda. Ama ben hastalarıma mesela hepsi birden çok ağır geliyor. Hiç içmemektense ya da bulantı, kusma gibi yan etkiler yapabiliyor. Bu ilacı içip arkadan kusmasındansa ben ilaçlarını bölerek gün içinde 2 ya da 3'e bölerek tok karnı almalarını söylüyorum. Daha tolere edebiliyor o zaman hastalar. İlaçların yan etkileri var. Yan etkiler açısından çok yakın takip etmek gerekiyor. Karaciğer fonksiyonlarını bozabilir, böbrek fonksiyonlarını bozabilir, kan tablolarını bozabilir. Bu açıdan ara ara hastalara kan kontrolleri yapıyoruz. Fakat yani %10 diyeyim, hani %90 hastamız yan etkisiz, sağlıklı bir şekilde evet süreci tamamlıyoruz yani. Evet. Sevgili dinleyenler, Afsü Tıp Fakültesinden Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Şule Çilekar'la beraberiz ve verem hastalığını konuşuyoruz. Hocam, verem testi nedir ve aşısı var mıdır diye şimdi size sormak istedim. Evet, verem aşısı var. Bütün yani aslında bazı gelişmiş ülkelerde verem aşısı kaldırılmış durumda. Çünkü o toplumlarda verem görülmüyormuş artık. O yüzden görülmüyormuş demeyeyim. Görülmüyor yani. Mesela Yunanistan gibi ya da daha farklı Norveç gibi. Fakat gelişmekte olan ülkelerde verem aşısı var. Türkiye'de de var. Geri ülkelerde de aynı şekilde. Ben kendi ülkem adına konuşacak olursam doğar doğmaz. Daha hiç mikropla karşılaşmadan. Çünkü çocuklukta neredeyse hepimiz karşılaşıyoruz. İlk aşı oluyor. 2 ya da 3 ay sonra tekrar bir aşı yapılıyor. Verem aşısı, verem, zayıflatılmış verem mikrobu oluyor vücuda. Yani bir nevi vücuda tanıştırılıyor bu mikrop. Tanısın ki vücut buna karşı bağışık hücrelerini oluştursun ki doğar doğmaz ilerleyen dönemde yaşı kaç olursa olsun mikropla karşılaştığında ben bunu tanıyordum diye hafıza bağışıklık hücreleri müdahale ediyorlar. O yüzden aşı vuruluyor. Yani hastalığı geçirmemekten çok hastalığın hafif geçmesini sağlıyor verem aşısı. Verem testiydi herhalde diğer sorumluluğunda. Evet, verem testi. Verem testi de ciltten yapılan bir test. Gene veremle ilgili verem mikrobunun parçacıkları, protein parçacıkları diyeyim, cilde veriliyor. Böyle çok yüzeyel bir şekilde cilde uygulanıyor, kola uygulanıyor. 2-3 gün buraya dokundurtmuyoruz hastaya, kuru bir şekilde ıslatmadan ve dokunmadan o şekilde duruyor. 3 gün sonra bunu okuyoruz. Bu testin sonucu bize kişi acaba verem mikrobunu almış mı, karşılaşmış mı, bunu gösteriyor. Mesela ben bir göğüs hekimiyim. Şu anda bir test yapsam muhtemelen benim verem testim pozitif çıkar. Çünkü ben sürekli hastalarımla ne kadar dikkat etsek de bu mikrobu duyuyorumdur. Evet. Bunun pozitif olması, testin pozitif olması verem olduğumuzu göstermiyor. Sen 2-3 hafta içinde bu mikrobu aldın. Bunu gösteriyor sadece. Ya bağışıklık sistemi bu mikrobu yenecek ya da hastalık oluşacak. Genelde de yeniyor zaten. Biz bu testi kime yapıyoruz? Veremden şüphelendiğimiz hastalara yapıyoruz. Şimdi veremden şüpheleniyorum. Daha tam teşhisimi koyamadım. Bu testi yapıyorum. Testin pozitif olması beni sadece tanıma biraz daha yaklaştırıyor. Verem testi de böyle bir şey. Evet. Tedavisi olmayan bir tür var mı hocam veremin? Yani şöyle, eğer çok ilaca dirençliyse bu tedavisi olmayan bir tür olabiliyor. Zaten bunu yani şimdi her yerde üniversiteler, üniversite hastanelerinde göğüs klinikleri var. Ve burada gayet verem hastaları tedavi olabiliyor. Fakat ilk başta verem savaş dispanserimiz hastayı gönderdiğimizde onlar da örnek alıyorlar. Ve bu örneklerde verem ilacı duyarlılık testi yapılıyor daha önce söylediğim gibi. Burada bütün ilaçlara dirençli bir form ise eğer tedavisi zor olabiliyor. Biz bunları Türkiye'de 3-4 tane ana merkez var veremle ilgili. Göğüs hastalıkları hastaneleri var. İşte Yedikule Göğüs Hastanesi, işte Suat Seren var.
sanatoryum var Ankara'da gene. Biz buralara yönlendiriyoruz böyle ilaç dirençli bir vaka olduğu zaman. Ya da bazen hastaya verem tedavisi veriyoruz. Hasta karaciğerde bozukluk çıkıyor, böbrekte bozukluk çıkıyor. Bunlarda farklı ilaç protokolleriyle tekrar denemeler yapıyoruz tedavi etmek açısından. İlaç alerjisi gelişiyor mesela. Öyle bir ilaç alerjisi geçmiş bir hastam vardı mesela, sanatoryuma göndermek zorunda kaldık. Çünkü ilacı verdiğiniz zaman bütün vücut kızarıyor, kaşınıyor. Bu tarz nadir, zor tedavi olan hastaları da üst merkezlere yönlendiriyoruz. Evet. Galiba günün kritik sorusu, bağışıklığımızı nasıl güçlü tutarız? Evet, bağışıklığımızı nasıl güçlü tutarız? Şimdi düzenli beslenme ve düzenli uyku çok önemli. Aşı zaten çok önemli. Hani aşı karşıtı insanlar var biliyorsunuz. Çocuklarına hiçbir aşı yaptırmıyorlar. Oysa ki bence doğar da olmaz bir bünyenin verem aşısını olması gerekir. Çünkü bu ilerleyen hayatta ne olacağını bilemeyiz. Evet, savunması muhakkak ki karşılaşıyoruz. Çünkü gerçekten toplumda çok var. Benim çok hastam var. Hatta şu anda yatan bir hastam var veremden dolayı. Muhakkak ki çok karşılaşıyoruz. İşte çocuklarımız mesela üniversiteye gidiyorlar, yurtlarda toplu kalıyorlar vesaire. Doğru beslenme, düzenli uyku, sigaradan mümkünse sigaradan uzak durmak gerekiyor. Ve bağışıklık sistemi problemi olan hastaların da sık kontrolleri olmaları gerekiyor. Ana hatlarıyla bunlar çok önemli. Sayın Çilek Yar, çok teşekkür ediyoruz. Bu hastalığa farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum bu yayınla. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde hazırlanan Sağlık Olsun programında bu hafta veremi konuştuk. Farklı bir yayınla yeniden sizlere seslenebilmeyi istiyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.